İyi sabahlar. Seçim özel yayınımız devam etmekte. Ben Duygu Demir'de artık 12. saate yaklaşıyoruz özel yayınımızda. Nasıl bir güne uyandı, nasıl bir sabaha uyandı Türkiye, nasıl bir yeni dönem var önümüzde? Tüm bunları konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Şurası kesin. 5 ay önce 7 Haziran'da koalisyon diyen seçmen bu kez tek başına iktidar dedi ve bu yetkiyi de AK Parti'ye verdi. Bunu biliyoruz ama detayıyla konuşmamız gereken notlar var. Örneğin nasıl bir yeni meclis, nasıl bir parlamento dağılımından bahsediyoruz. Birazdan tıpkı 7 Haziran seçimlerinde yaptığımız gibi kazananlar ve kaybedenleri konuşacağız. Kimler parlamentoya girebildi, nasıl profilleri var, kimler bu seçimlerde, hangi adaylar milletvekili olamadı, bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde gerçekten gitmemiz gereken kritik bir nokta var, Ankara. Bu akşam malumunuzdur, takip etmişsinizdir. Pek çok milletvekili özelinde, pek çok aday özelinde milletvekili seçildi, seçilemedi mi? İşte bu sohbet gidip geldi. Belirleyici olan yurt dışı oylarıydı o isimlerle ilgili. İşte o yurt dışı oyları an itibariyle sayılmaya devam ediliyor. Ato Kongre Merkezi'nde Yasemin Doğan takip ediyor. Yasemin, nedir notlar? Duygu, şu an itibariyle açılan sandık sayısı %98. Katılım oranı da yurt dışından gurbetçilerin oy verme işleminde katılım oranı da şu an itibariyle %43 olarak. Ve devam edelim bu seçimin kazananlarıyla kaybedenleriyle. Hatırlayacaksınız 7 Haziran'da benzer tabloları anlatmıştık size. Nasıl bir parlamento var, nasıl bir meclis var? 7 Haziran özelinde şunu söyleyebilirdik. Daha genç, kadın kotasının daha olumlu görüldüğü, yeni isimlerin parlamentoda olduğu yeni bir meclisten bahsediyorduk. O yeni isimlerin çoğu hala parlamentoda olacaklar. Bir kere onu hatırlatalım ama onlara ek olarak siyasetin kıdemli isimleri de bir kez daha sahada. Sürpriz isimler var. Onlarla başlamak istiyoruz. İlk sıradaki isim Durmuş Yılmaz. MHP'nin Uşak'tan birinci sıra adayıydı. Çok önemli Durmuş Yılmaz ismi. Seçim çalışmalarında 1 Kasım süresince iktidara şu soruyu sordu. İktidarları boyunca 2 trilyon dolar vergi topladılar. Yatırımlar ortada. Bu vergi, bu paralar nereye gitti diye sordu. Ekonomi odaklı soruları vardı Durmuş Yılmaz'ın. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın eski başkanıydı. 7 Haziran öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la faiz politikası üzerinden bir tartışması olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda seçimin gerçekten sürpriz ismi oldu Durmuş Yılmaz. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi bu kez bu seçim parlamentoya giremedi. Kısa bir milletvekili olduğu Durmuş Yılmaz ismi için aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de eski danışmanlarından ama siyaset tercihini Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana kullanmıştı. Tekrar edelim, sürpriz isimlerden, şaşırtan isimlerden biri oldu Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Durmuş Yılmaz. Ve devam edelim, Öztürk Yılmaz ismi. Politika takip etmeyenler için bile son derece sıcak bir isim. Bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü Öztürk Yılmaz Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu'ydu. O konsolosluk çalışanları ve aileleri konsolosluk baskınında IŞİD tarafından rehin alınmış ve 100 günden fazla süre esaret altında kalmışlardı. Ülkesine döndükten sonra Öztürk Yılmaz Tacikistan'da görevlendirildi fakat o görevinden istifa etti. O da siyaset tercihini CHP'den yana yaptı. CHP'nin ardındaki sürprizi diyelim. Bu önemli çünkü CHP küçük farklarla 7 Haziran seçimlerinde kaybetmişti HDP'ye bir milletvekilini ama bu kez AK Parti ve CHP'de ikişer milletvekili görüyoruz. Ardahan'da işte birinci sıradan aday olan Öztürk Yılmaz da artık parlamentonun yeni üyesi, yeni milletvekili. Bunu da söyleyebiliriz. Ve devam edelim Mehmet Selim Ensarioğlu'ndan. İki seçimi, iki listeyi ve iki parlamentoyu kıyaslamak gerekirse az önce de söyledik yeni isimler var ama kıdemli isimler de sahaya döndü dedik. Salim Ensarioğlu için bunu söyleyemiyoruz. Diyarbakır'dan bağımsız adaydı. Fakat aynı isim 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır'dan ikinci sıra adayıydı. AK Parti özellikle HDP'ye kaptırdığı oylarından sonra Doğu ve Güneydoğu'da bambaşka listeler hazırladı. En belirgin, en radikal örnekleri Diyarbakır'da gördük. Çünkü ilk 5 isim listelerde tamamen değişti. Salim Ensarioğlu da AK Parti'nin Diyarbakır'daki başarısızlığının faturasının kendisine çıkarılmış olmasından rahatsız, bunu eleştiriyor. Çözüm sürecinin geldiği noktadan, kullanılan dilden, kullanılan şiddet dilinden rahatsız. Dolayısıyla bağımsız bir şekilde aday oldu fakat o da parlamentoya giremedi. Ensarioğlu ailesi için şunu hatırlatmakta fayda var. 1960'tan bu yana
Diyarbakır'da bölgede siyasi anlamda, politik anlamda çok etkili bir aileden, aşiretten bahsediyoruz. Öyle ki amca Salim Ensarioğlu parlamentoda değil fakat AK Parti'den aday olan yeğeni Galip Ensarioğlu parlamentoya girdi. Birazdan o isme de bakacağız. Ciddi bir oy potansiyeli, beklentisi vardı Salim Ensarioğlu'nun ama hatırlatalım. Bir kere şunu da paylaşmakta fayda var. 7 Haziran seçimlerinde bağımsız adayların ciddi katılımını gördük. Ama tam 9 kat bu oranın azaldığını görüyoruz. Çünkü bu kez parlamentoda bağımsız olarak aday olan sadece 20 milletvekili adayı vardı. En güçlülerinden biriydi Salim Ensarioğlu. Ama tekrar hatırlatalım, parlamentoda olmayacak. Devam edelim biz ikinci grafiklerimizi görmeye, kazanan kaybeden de. Koray Aydın önemli bir isim, MHP'nin Trabzon adayıydı. MHP 14 ilde aslında kıl payı kaçırdı, milletvekilliğini geri almayı bekliyordu, umuyordu. Birazdan Emin Çapa daha detaylı anlatacaktır belki ama onları kazanamadığı gibi mevcut olanları da kaybetti. Çünkü Koray Aydın 7 Haziran seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuştu. Meclis Başkan Vekili çok önemli, sadece Trabzon milletvekili olması önemli değil. Yanı sıra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da yaptı. Yüce Divan'da yargılandı, beraat etti. 2012 yılında da MHP'de kongrede genel başkanlığa oynamıştı. Ama bu kez parlamentoda olamayacak. Devam edelim. Ahmet Eşref Fakıbaba. Bu arada Emin Çapa da yayınımıza katıldı. Ona tekrar bir merhabalar diyelim. Kaçıncı şeref saati? 12. şeref saati herhalde yaklaştı. Devam ediyoruz öyle. Devam ediyoruz. Gidiyorlar, geliyorlar. Yenileri geliyor, gidiyor, geliyor. Durumu bende devam ediyor. Peki şunu söyleyeceğim. Hayatında şöyle bir özgüvenli cümlen var mı? Ceketi koysam kazanırım, hallederim gibi. Yani kimsenin böyle bir şey söyleyebileceğini zannetmiyorum. Ahmet Eşref Fakıbaba için böyle bir istisna yapabiliyoruz. Neden? Çünkü siyasi literatürümüze her gün yeni cümleler ekleniyor. Bu ceket koyma meselesi Fakıbaba ile birlikte geldi. Neden? Çünkü bağımsız aday olduğu 2009 seçimlerinde gerçekten çok radikal bir sonuç aldı. Oyların %44'ünü almış Şanlıurfa'da. Fakat sonrasında kısa bir Saadet Partisi döneminin ardından tekrar AK Parti'ye döndü Fakıbaba. Ve 7 Haziran'da da vekil seçilmişti. Bir kez daha parlamentoda olacak AK Parti'nin Şanlıurfa 4. sıra adayıydı. Bunu hatırlatalım. Son olarak da Burhan Kuzu'yu biz verelim. Sonra tekrar rakamlar, o zor rakamlar için Emin Çapa'ya döneceğiz. Hatırlıyor musun Emin Çapa? 7 Haziran'dan sonra millet kaosu seçti gibi bir tweet atmıştı Burhan Kuzu. Sonrasında da 1 Kasım'a varan süreçte bakın beni ne kadar haklı çıkardı yaşananlar demişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olan Burhan Kuzu bir kez daha mecliste. Herkes ona hoca diyor aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere bir anayasa profesörü. Bunu biliyoruz. Profilini anlatmaya belki de çok gerek yok. Başkanlık sistemine dair sarsılmaz bir inancı var. Hatta bu konuda kitaplar yazdığını da biliyoruz. Burhan Kuzu parlamentoda olacak. Birazdan tek tek tüm partilere bakacağız aslında. MHP'den bir yazılı açıklama var. HDP eş genel başkanları da bir basın toplantısı yaptılar. Fakat MHP'de kalalım çünkü MHP'de yaşanan krizin tek nedeni bugünkü sonuçlar değil de Emin Çapa. Tuğrul Türkeş dersem zaten yakın dönem siyaseti takip eden etmeyen herkesin malumudur. Ankara 2. bölge 2. sıradan aday Türkeş fakat AK Parti'den. Şöyle bir kısaca özetleyelim mi siyasi hayatını? 97'de babası Alparslan Türkeş'in vefatından sonra önce genel başkan olmak için aday olmuş. Devlet Bahçeli'ye kaybetmiş. Ardından kendi partisini Aydınlık Türkiye'yi kurmuş. 2002'de baraj altında kalmış. Siyaseti bırakıyorum demiş. 2007'de tekrar MHP'ye dönmüş. Buraya kadar hadi normal diyelim, benzer örnekleri var. Ama MHP için kıyametin koptuğu tarih 7 Haziran sonrası. Çünkü bizi bugünkü seçime götürecek seçim kabinesi için bakanlık teklif edilen isimlerden biriydi. Türkeş kabul etti. Ardından partisinden ihraç edildi. Babamın partisi beni kimse buradan ihraç edemez dedi. AK Parti'den aday olmayacağım dedi. Fakat listeler açıklandığında gördük ki Türkeş AK Parti'nin Ankara adayı, artık da Ankara vekili olarak parlamentoda. Bunu hatırlatmış olalım. Devam edelim. Az önce bağımsız vekillerle ilgili söylüyordum. Çok ciddi bir düşüş var adaylıklarda. Sadece 20 aday görüyoruz. Üstelik Doğu'da, Güneydoğu'da etkili ailelerin, aşiretlerin bir söz sahibi olduğunu görürdük. Ama bu sefer geçerli olmadı. Seyit Haşim Haşimi Diyarbakır'dan bağımsız adaydı. Şunu hatırlatalım. Bu 1 Kasım seçimleri için geçerli olan durum. 7 Haziran'da AK Parti'nin Diyarbakır'dan 3. sıra adayıydı. Öyle de kazanamadı. AK Parti Diyarbakır'da ilk 5 sırayı değiştirdi. Seyit Haşim Haşimi ile az önce anlattık. Salim Ensarioğlu gibi
Diyarbakır'daki başarısızlığın faturasının kendilerine kesilmiş olmasından rahatsız, dediler ki pek çok olay yaşandı 7 Haziran'dan sonra, Silvan gibi, Cizve gibi, ama doğru okunmadı. Bize de fikrimiz sorulmadı. Bir oy çok şeyi değiştirebilir. Lütfen bize bir oy verin ve biz bir şeyleri değiştirelim, diyordu. Seçmene böyle hitap ediyordu ama parlamentoda olmayacak. Aslında hiçbir bağımsız vekil yok. Bunu belki konuşmakta fayda var. Seçmenin oyunun konsolide olduğunu görüyoruz. Seçmen özellikle terör saldırılarından artması, her gün şehit haberlerinin gelmesi, üstüne Ankara'nın gelmesiyle, bunu biz bir iki yayında konuştuk, en son Şempayza'nın yayınında ben söylemiştim. İki tip davranışta bulunabilirdi. Bir, diyebilirdi ki AKP başarısız, iktidar başarısız ve iktidara faturayı kesebilirdi. Bir de seçmen şunu diyebilirdi ki, bu daha yüksek bir olasılık olduğunu konuşmuştuk. Seçmen, ya tamam ekonomi kötü ama öbür tarafta da hükümet sorunlu olabilir, ama bir iktidar olsun çünkü işte ülkede kaos ortamı var, ülkede terör var, ülke elden mi gidiyor diye döndü ve iktidarı, tek başına iktidara en yakın olan partiye döndü ve onu çok güçlü bir şekilde yeniden iktidar yaptı. Tek başına iktidar yaptı. Bu fikir belirleyici oldu. Belirleyici olan bir başka nokta daha var. Yurt dışı oyları. Hatta Ankara'da an itibariyle hala sayıldığını biliyoruz. Şimdi biz Ali Haydar Konca neden parlamentoda değil bunu anlatırken tam olarak da o yurt dışı oylardan bahsedeceğiz. Çünkü 7 Haziran'da MHP, HDP'ye yurt dışı oylardan sonra bir milletvekilliğini kaptırmıştı. Ali Haydar Konca bu sayede meclise girmişti. Kocaeli bu anlamda kritik bir noktaydı. Seçim hükümetinin eski Avrupa Birliği bakanı, neden eski diyoruz? Çünkü seçim hükümetinde iki tane HDP'li bakan vardı. Ali Haydar Konca ve Müslüm Doğan, ikisi de 22 Eylül'de kabinedeki görevlerinden istifa ettiler. Hem kısa bir parlamenterlik, kısa bir bakanlık oldu diyelim. Çünkü artık mecliste değil Ali Haydar Konca. Görelim yeni isimlerimizi hemen hızlıca. Beşir Atalay önemli. Şunu çok kısa hatırlatalım. İzleyicilerimiz diyebilirler ki kazanacak kesin isimler, neden bizim listemizde? Ama biz şunu görüyoruz, AK Parti özelinde pek çok kıdemli siyasetçinin sahaya geri döndüğünü görüyoruz. Bu isimler ekonomik anlamda, çözüm süreci anlamında pek çok şeyi şekillendirmiş isimler. Dolayısıyla da bizim listemizde tekrar konuşmakta fayda var. Bir kere Beşir Atalay Van'dan aday gösterildi, bu önemli. Van'da çok ciddi oy kaybetmişti AK Parti 7 Haziran'da. Bu stratejik bir tercih olarak yorumlandı. Daha önce Ankara ve Kırıkkale'den milletvekili Beşir Atalay. Çözüm sürecini yürüten isim, daha fazla bir şey söylemeyelim. İçişleri Bakanı olarak, Başbakan Yardımcısı olarak hükümet adına bu görüşmeleri yürüten isim. Yeniden parlamentoda olacak Beşir Atalay. Bir de önemli öz eleştirisi vardı, ben hatırlıyorum AK Parti'nin olağan kongresinde. O ortak aklın artık eskisi kadar devrede olmadığını görüyorum demişti. Kurucu ilkelerine geri dönmeye çalışan, bunu hedefleyen AK Parti için de önemli bir isim. Parlamentoda olması da çok önemli, bunu hatırlatalım. Marka Resayan, AK Parti İstanbul 2. bölge 14. sırada, bu önemli. 7 Haziran'da ilk kez aday olmuştu AK Parti'nin tek azınlık adayı, aynı zamanda gazeteci. Bu kez 14. sırada, geçen sefer sınırdaydı. 12 vekil çıkarmıştı, 12. sıradaydı Marka Resayan. 14. sıradan aday gösterilince acaba bu da kısa bir vekillik mi olacak dendi, ama hala parlamentoda, bunu söyleyelim. Dün seçime saatler kala şöyle bir çağrısı vardı Twitter üzerinden. İstikrar için AK Parti tek başına iktidar olsun diye tek tek partilerin ismini saydı. Herkes lütfen AK Parti'ye oy versin dedi. Şimdi bugünkü sonuçlara bakınca görüyoruz ki o davet, kimileri kinayeyle bahsediyordu. Biraz da karşılık bulmuş gibi, hakikaten AK Parti'ye oy vermişler, parlamentoda olacak. Sırrı Süreyya Önder, yurt dışı oyları deyince ben yine hatırlatacağım. Çünkü seçim yayınları devam ederken pek çok gazetede, pek çok internet sitesi Sırrı Süreyya Önder artık parlamentoda değil dedi. Neden dediler? Yurt dışı oyları hesaba katmadılar muhtemelen, öyle düşünüyoruz. Son dakikaya kadar çok tartışıldı ama parlamentoda, onu söyleyelim. Ankara 1. bölge 1. sıra adayı, bu çok önemli. Çözüm sürecini yürüten bir başka etkin isim. Bir masa vardı, artık esamesi okunmuyor ama Dolmabahçe'deki o masada, o kritik mutabakatta Öcalan'ın metnini okuyan isim.
sürecin bundan sonrası ne olur, buzdolabında kalır mı, çıkar mı? Bu konuşulurken Sarı Süreyya Önder'e de çok söz düşecektir diye düşünüyoruz. Diyoruz ya, yeni parlamentoyu tanımaya gayret ediyoruz bir taraftan. Bir taraftan da hakikaten bu akşam liderlerden gelen tüm mesajlar çok önemliydi. HDP eş genel başkanlarıyla devam edeceğiz. Figen Yüksekdağ bizim yeni barajımız %13 demişti. Onu aşmaya gayret ediyoruz demişti. Bir kere soluksuz bir geceydi herkes için. Çünkü uzun süre tam olarak bulunduğumuz yerde HDP barajı aştı mı aşamadı mı bunu konuştuk. İki eş genel başkan kameraların karşısına geçtiler. Dikkat çekici olan şuydu: adil bir seçim değil dediler. Hayatını kaybedenlere, tüm bu çatışmalı kanlı dönemde hayatını kaybedenlere bir selam ettiler, minnetle anıyoruz dediler. Seçimin muhasebesine dair peki neler duyduk iki liderden, iki eş genel başkandan? Hatırlayalım, sonra devam edelim. Biz Emin Çapa'yı bulmuşken kazananlar, kaybedenlere bir de ekonomi perspektifinden bakmak isteriz ki Türkiye kazanacak mı yeni dönemde, yeni parlamentoda? O yüzden Selin Sayek Böke ilk ismimiz. Evet, kazanması kesin olan isimlerden de ama önemli. Çünkü akademisyen ve ekonomist Böke'den biz CHP'nin ekonomi vaatlerini duyduk. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. 7 Haziran'da belirleyici olan ekonomi vaatleriydi bunlar. Tek tek hatırlatmaya gerek yok ama asgari ücret gibi, mega kent projesi gibi. 7 Haziran'da herkes ona kaynak sormuştu. Bu kez CHP'nin vaatlerine yaklaşınca diğer partilerin vaatleri de "o herkese kaynak nerede" diye esprili bir dille sordu. Selin Sayek Böke ve ekonomiyle ilgili hedefleri parlamentoda olacak, bir kere bunu söylemiş olalım. Selin Sayek Böke'ye ilişkin benim bir şey söylemem lazım. Selin Hoca benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, ayrıca da insan olarak da görüştüğüm birisi. Büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Türkiye için çok büyük kazanım olduğunu düşünüyorum. Çok değerli, ülkeyi çok seven, öyle partisel endişeleri olmayan, siyaset yapmadığı anda dünyanın en saygın üniversitelerine gidebilecek bir insandan bahsediyoruz. Şöyle bir sıcak bir şey anlatayım. Yemekte birlikteydik 2 hafta önce. Şöyle bir şey anlattı. Çocuğu var, küçük bir çocuğu var Selin Hoca'nın. Bu arada Selin Hoca bize de çok geliyor. En çok sevdiği oğlunun da en çok sevdiği kanal. Çünkü Selin Hoca siyasete girmeden önce bizde uzun süre bizim yayınlarımıza çok konuk olan Parametre'nin sabit konuklarından biriydi. Ebru Baki ile birlikte Parametre'de program yapıyordu. CNN Türk'ü annesinin kanalı olarak biliyor bu arada. Annesi sürekli tabii işte millet İzmir'de aday, İstanbul'a geliyor, başka illere gidiyor. Ankara'da da ev. Niye bu kadar geziyorsun deyince 2,5 yaşında çocuk, Selin Hanım da demiş ki ben o istemeye gidiyorum. Neyse, Almanya'ya bir konuşmaya giderken oğlunu yuvaya bırakmış. İşte ben akşama alamayacağım, babası gelecek alacak, hani size emanet falan diye. Nereye gidiyorsunuz diye sormuşlar oradakiler, hocalar. Selin Hoca'nın oğlu şöyle demiş: annem o istemeye gidiyor diye. Hani böyle bir küçük çocuktan tam böyle annesini şey yapan Aslında onun büyük isteme kazanç yöntemi 7 Haziran'da seçmenden gayet iyi bir reaksiyon almıştı. Bunu söyleyebiliriz. Ekonomiyi konuştuk, ekonomi vaatlerini konuştuk. Devam edecek diye de umuyoruz parlamentoda olacak. Büyük bir kazanç, buna hiç şüphe yok. Türkiye için çok büyük kazanç. Ülkeyi çok seven, bu ülke için çalışan, çalışmak isteyen de birisi. Ve öyle partisel ayrımların çok ötesinde ülkeye bağlı olan bir isim. Biz kazananlar kaybedenler listesini hazırlarken Emin Çapa şuna dikkat ettik. Hakikaten sınırda mı, eşikte mi, sadece bunu kriter almadık. Aynı zamanda 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'a varan yolda süreci belirleyen, kendinden bahsettiren aktörleri de bu listeye ekledik. Celal Doğan'ı belki bu yönüyle de hatırlamak lazım. Çünkü 7 Haziran'da da HDP'den adaydı. Gaziantep 1. sıradan adaydı. Fakat uzun yıllar Gaziantep Belediye Başkanlığı yaptı, Gaziantep Spor Başkanlığı yaptı. CHP kökenli bir isim, HDP için sürpriz olmuştu. Şimdi neden bu listede ayrı bir önem veriyoruz? Çünkü hatırlayın, 7 Haziran sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Ve biz ilk defa koalisyon formüllerini hesaplarken o görüşmeden sonra Kasım ayında bir erken seçim olabilir mi'nin sohbetine başlamıştık. O yüzden kritik bir isim yeniden parlamentoda olacak, bunu hatırlatalım. Ve Ali Babacan özel bir isim ekonomi anlamında, gerekçeleriyle açıklayacağım. Hatırlarsan 7 Haziran gecesi yine seninle burada
ekonominin yeni patronu üzerine tahminler yapıyorduk. Berat Albayrak da artık parlamentoya girmiş bir isimdi. Bu arada hatırlatalım, Berat Albayrak bu seçimlerde de milletvekili seçildi. Fakat 3 dönem kuralı nedeniyle Ali Babacan yoktu. Bu kez var. Bir ekonomi dehası olarak biliniyor. Senin yorumunu ayrıca isteyeceğim. Şöyle söyleyelim, ya da Ali Babacan gibi, Mehmet Şimşek gibi isimler yabancı yatırımcılar için, yabancı kamuoyu için de Türkiye'de ekonominin başında olmasına güven duyulan isimler olarak görülüyor. Dolayısıyla yeni dönemde bir ekonominin patronu sohbetimiz olacaktır elbette, ama çok genç olmasına rağmen kurucu kadroda yer alan bir isim. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Yeni dönemde hangi görevlerde olacak merak ediyoruz, ama şurası kesin, bir kez daha Babacan parlamentoda. 7 Haziran'dan bugüne ya da yeni kurulacak hükümete kadar geçecek süreyi bir tarafa bırakırsak, 2002'den bu yana Ali Babacan bütün kabinelerde yer almış bir isim. Soğukkanlı bir isim. Ekonominin gereklerini hep, işte faizler düşsün tartışmalarına, Merkez Bankası tartışmalarında hep ekonominin kurallarını öne süren, ekonominin kurallarını hatırlatan bir isim, sakin bir isim. O yüzden yatırımcılar ve ekonomi camiası Ali Babacan'ın orada olmasını hep önemsiyor. Her zaman Ali Babacan'ın varlığının ekonomi kuralları böyle, bu tartışmaları geçelim diyeceğini düşünerek Ali Babacan'ın orada olmasını istiyor. Peki yeni üçlümüzü de görelim. Ben tabii başlarken kadınlara öncelik vermeye gayret ediyorum. 7 Haziran sonrası biraz daha ümitliydik genç ve kadın bir parlamento görmekten. Ama maalesef kaybedenler listemizde bir kadın var. Üstelik 2011 yılında MHP'nin ilk kadın genel başkan yardımcısı olmuş. Düşünebiliyor musun? 24 ve 25. dönemde, yani geçtiğimiz seçim dahil olmak üzere, Eskişehir milletvekiliydi Doktor Ruhsar Öcal. Fakat hakikaten bir kötü sürpriz oldu. Eskişehir birinci sıradan seçilemedi Ruhsar Öcal. Bunu söyleyeyim. Ruhsar Demirel, çok özür diliyorum. Devam edelim Faruk Çelik'le. Türkiye onu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak tanıdı. Fakat bakanlığının en zor günleri, herkes kabul ediyordur kendisi dahil, Soma faciasının yaşandığı günlerde. O zamanki açıklamaları çok konuşuldu. Bir maden kapatıyoruz, 50 yerden telefon geliyor işverenlerle ilgili gibi. İşçi ve işçi ölümleriyle ilgili hakikaten zorlu bir süreç. Türkiye'nin hala sınandığı ve iyi karne veremediği bir süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ydı Faruk Çelik. 3 dönem kuralına takıldığı için çok kısa hemen sana bırakacağım. Aday olamayan isimlerdendi 7 Haziran'da, onu hatırlatalım. Bir de şöyle bir not var. Aslında Bursa'dan 3 dönem boyunca aday oldu Faruk Çelik. Hali hazırda ama Şanlıurfa milletvekili, adaylığını aslında Bursa'dan yaptı. Ama AK Parti'nin bu Doğu Güneydoğu illeri için yaptığı düzenleme esasına göre Şanlıurfa'dan aday gösterildiği söyleniyor. Bir kulis bilgisi. Şimdi kimin Çalışma Bakanı olduğundan ve kimin hükümet kurduğundan bağımsız olarak benim burada söylemek istediğim bir şey var. 2,5 yılı aştık biz. 3. yıla gidiyoruz. Ben her ay yayın yaptığım süre boyunca her ay iş cinayetlerini, o ay kaç kişi ölmüş, bunları anlatıyorum. Özellikle de iş kazası demiyoruz bunlara. Korkunç bir şey. Maalesef. Korkunç bir şey. Her gün 3 ya da 4 kişi Türkiye'de iş kazalarında diyeyim, hani standart şeyi kullanayım, iş kazalarında ölüyor. Bunu kabul etmememiz lazım. Kim hükümet olursa olsun, kim Çalışma Bakanı olursa olsun, bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu sadece kuralların değişmesiyle de olabilecek bir şey değil. Hükümet bunu sıkı sıkıya denetlemeli. İşveren gerekli tedbirleri almalı. Ve bizler de bunun peşine düşmeliyiz ki bu iş cinayetleri bitsin. Bu gerçekten dramatik bir şey. Bu insanlar terör ortamında kaldıkları için ölmüyorlar. Bu insanlar savaşa gittikleri için ölmüyorlar. Bu insanlar doğal hayatlarında bir hastalığa, herkesin yakalanabileceği bir hastalığa yakalandıkları için ölmüyorlar. Bu insanlar çalışırken, evlerine yemek götürebilmek, hayatlarını sürdürebilmek için çalışırken gerekli koşullar sağlanmadığı için ölüyorlar. Bunu kabullenmememiz lazım. Daha şeye hiç gelmiyorum, meslek hastalıkları yüzünden ölmeyip de sürünenlere hiç gelmiyorum. Bunlar bizim insanlarımız. Kim Çalışma Bakanı olursa olsun, kim hükümet kurarsa kursun,
kim muhalefet olursa olsun el birliğiyle buna hayır dememiz ve bunu durdurmamız lazım. Bu notu da söylemezsem açıkçası içimde kalırdı. Sonra da seçimlerle ilgili, çünkü muhasebeyi de o insanların, yakınların, geride kalanların kime oy verdiği üzerinden yapmamak, ama onlara gerçekten güvenli, hayatta kalabilecekleri bir çalışma ortamı verebilmek lazım. Hepimizin herkesin sorumluluğu. Kesinlikle katılıyorum. Bir kazananla daha devam edeceğiz. AK Parti namına bakın, Şanlıurfa, Diyarbakır niye böyle devam ediyoruz? Çünkü Doğu'da, Güneydoğu'da ciddi bir muhasebe olduğunu görelim. Diyarbakır apayrı bir örnek. 7 Haziran'da 11 vekilin odunu HDP almış zaten. Tek bir isim Cevdet Yılmaz, o da Bingöl'den aday gösterildi. Silbaş'tan yenilendi o liste. İlk 5 sıra. Galip Ensarioğlu önceki seçimde aday gösterilmemişti Diyarbakır'dan. Az önce söyledik, bu kez bağımsız aday olan amcası 7 Haziran'da AK Parti listelerinden adaydı. Bu kez o yok. Böyle bir değişim durumu var Ensarioğlu ailesinde. Birinci sıradan aday gösterildi, çok ciddi bir sıradan ve elbette seçimin kazananı. Çözüm sürecinde de hayli aktif politika yürüttüğünü biliyoruz Galip Ensarioğlu. Bu seçim en radikal düşüşü yaşayan parti Milliyetçi Hareket Partisi. Biz de sona bıraktık o muhasebeyi. Hatırlıyorsundur Emin Çapa, yine bu ekranların önünde anlatırken şundan bahsetmiştik. Meral Akşener o zaman parlamentoya giren bir isimdi. Dedik ki evet, Akşener'in tarzını, tavrını göreceğiz. İyi ki göreceğiz. Bir kadın olarak 7 Haziran öncesinde çok çirkin saldırılarla karşılaşmıştı ve bunun üzerine biz konuşmuştuk, hatırlıyorum. Sonrasında yeniden aday gösterilmemesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hanımefendi biraz dinlenecekler dedi. Ben karar verdim dedi. Akşener artık yok. Onun yerine aday olan ismi birazdan konuşacağız. Ama galiba bu kez seçmen MHP'ye de benzer bir mesaj verdi mi? Gel istersen görelim, önce sonra yorum sana bırakacağız. MHP'den efendim bir basın toplantısı değil, yazılı açıklama geldi bu akşamın muhasebesine dair. Neler söylendi görelim. Hakikaten insan merak ediyor, hangi liderden nasıl bir muhasebe duyacağız. İşte örneklerini tüm partiler için verdik ama az önce bahsettiğim nokta. Seçmen hakikaten biraz dinlenecekler mi dedi, sadece hanımefendilere değil MHP'deki beyefendilere de. Şimdi ben MHP'nin dışında da, yani MHP'yi de içine koyarak ama bütün partileri içine katarak bir şey söylemek istiyorum. Bu partilerin hepsi için, Türkiye'de genel olarak siyaset için geçerli olmayan bir şey var. Olamayan. İstifa müessesesi. Yani HDP için ya da MHP için söylemiyorum bunu. CHP için de söylüyorum. Hepsi için söylüyorum. Bir siyasetçi ne zaman ya da bütün partiler, yani Türk siyasi hayatı için söylüyorum, geçmiş, şu an ve belki de gelecek için. Bir siyasetçinin istifa mekanizması ne zaman çalışır? Seçim kazanamadığı zaman, ikinci seçimini, üçüncü seçimini, dördüncü seçimini, 2 milyon seçmen kaybettiğinde oy oranını 4 puan birden düşünce, 2 puan düşünce. Nedir oradaki ölçüt? Ben açıkçası çok merak ediyorum. Nedir yani ölçüt? Çünkü şu doğru bir şey değil. Ben gidersem bu parti yok olur. Öyleyse zaten ortada bir parti yok demektir. Bu doğru bir şey değil. İnsanların önünü de kesmek lazım. Ama bunu dediğim gibi ben MHP için söylüyor değilim. Bütün partiler için söylüyorum. Belki de istifa etmemeleri de ayrıca kendi partiler için daha iyi olabilir, olmayabilir. Ben bunu kritize edebilecek durumda değilim. Ne MHP için, ne HDP için, ne CHP için bunu kritize edebilecek durumda değilim. Ama liderler gittiğinde ya da başkan yardımcıları gittiğinde ya da X gittiğinde ya da şu gittiğinde, bu gittiğinde bir partinin yok olacağını düşünmek bence tuhaf bir durum. Öyleyse zaten o başkan tamamen başarısız, ki partisinde bir kadro oluşturamamış. O gidince yani ben Senat Güney Konum Servisi'nin başından ayrılsam, Senat Güney Konum Servisi yok olursa ben zaten başarısız bir ekonomi müdürüyüm ki altımda kadroları yetiştirmemişim. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Ben altımdaki arkadaşlarımı, beraber çalıştığım arkadaşlarımı yetiştirmiş olmalıyım. O pozisyonlar için uygun koşulları hazırlamış olmalıyım ki ben gittiğimde de bu iş devam edebilsin. Ve de tabii seçmeni suçlamak, hani seçmenin bu davranışı izaha muhtaçtır demek apayrı bir şey. Siyaseten onu anlamak bir şey. Seçmeni anlamak, ona dokunmak ve onun istediklerini uygun bir şeyler yapmak
biz siyasetçilerin görevinin bir parçası zaten. Mesajı anladık diyen siyasi partilerden tam olarak neyi anladıklarını da tabii görebilmek istiyor seçmen. Bu önemli. Devam edelim. Geçen seçime Milli İttifak bloğunda giren iki partinin iki lideri. Bu seçimde de kaybedenler ama ayrı ayrı bahsedeceğiz. Mustafa Kamalak 7 Haziran'da Milli İttifak çatısı altındaydı. İstanbul 2. bölgeden aday olmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı. Şimdi çok özel bir durum var burada. İki parti de bağımsız girdiler, evet. Ama bu kez şunu söylediler. Bizim verdiğimiz oylar ziyan olur tırnak içinde. AK Parti'ye gider diye düşünmesin seçmenler. Bizim milletvekillerimiz örneğin 40 bin oy alırsa bir vekilimiz, bununla ilgili bireysel başvuruda bulunacaklar Anayasa Mahkemesi'ne. Dolayısıyla onlar milletvekili olacaklar dediler. Seçmeni bir de böyle sandığa çağırdılar. Ama hakikaten o Milli İttifak çatısının iyice eridiğini görebiliyoruz. Yani iki ayrı parti olsa da Mustafa Kamalak parlamentoda değil, onu söyleyelim. Bir akademisyen Erbakan'ın avukatlığını yaptı. Aslında bir hocadan sonra bir başka hocanın devraldığı söylendi partiyi onun genel başkanlığıyla. Ama şunu söyleyelim, Saadet Partisi parlamentoda değil. Mustafa Destici için de aynı durum geçerli. Büyük Birlik Partisi aynı çağrıları o da yapmıştı. Oylarınız harcanmayacak, merak etmeyin demişti. Ama lider olduğu Büyük Birlik Partisi de barajı geçemedi. Dolayısıyla o da parlamentoda olmayacak. Bir burada şey söylemem lazım tabii. Bu partiler için. Tabii şunu unutmamamız lazım. %10 barajı o kadar yüksek bir baraj ki, o kadar yüksek, %5 gibi değil. %10'a gelebilmek çok zor. O yüzden seçmen şöyle de düşünüyor. Yani ben oy versem de benim oyum bir işe yaramayacak. Bunlar barajı aşamayacaklar. Halbuki %3 birçok yerde %3'lük baraj var. %5 gibi barajlar, daha insaflı barajlar, onları geçmek daha kolay. O zaman seçmeni çekmek de daha kolay. Bu şunu göstermiyor. Saadet Partisi ya da Büyük Birlik Partisi için hani onların hiç bir şey tabanları yok, sıfırlar, bu kadar düşükler demek değil. O kadar yüksek ki baraj oranı, seçmeni çekmek çok kolay olmuyor. İkinci bir şey daha var. Bu seçimde seçmen o terör olayları ve Ankara'da zirve yapan o terör olaylarından, o şiddet olaylarından sonra oyunu konsolide etti. Bir partiye iktidar yapmak istedi. Bu iki parti de aslında o tabandan, MHP'nin de dahil olduğu o tabandan oy alan partiler. Dolayısıyla ikisi orada, onlar doğrudan AKP'de tekrar konsolide olunca 2011'de olduğu gibi oylarının ciddi oranda azaldığını gördük. Peki 7 Haziran'dan bu yana durumu değişen bir isimden bahsedelim. Ali Kenanoğlu. Şimdi izleyicilerimiz tabii ki İstanbul ve yanındaki 3 rakamını görüyorlar. 3. bölge 4. sıra, bunu hatırlatalım ama aynı sırayla 7 Haziran'da bu isim parlamentodaydı. Çok önemli. Bu seçimde artık hakikaten konuşacak halimiz kalmadı. Öyle kan revan bir iklimde gittik ki ne ekonomi konuşabildik, işin aslı, ne özgürlükler, bireysel haklar, ne de din. Ama 7 Haziran'da HDP'nin Alevilerle ilgili özel bir beyannamesi vardı. Çok sık vurgulandı. AK Parti'nin özel bir bölüm açtığını 1 Kasım vaatlerinde gördük. Etkilenen partilerde oldu. Bu anlamda önemli bir isimdi. Alevi kesiminin temsilcisi olarak Kubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin başkanıydı. Şunu söylüyordu. Artık bir parlamenter olarak temsil edemeyeceği için o son önemli mesajını belki aktarmak önemli. Biz Alevilere öyle iyisiniz, böyle güzelsiniz. Zaten komşularım da Alevi gibi, yaklaşımlar güzel de artık bir şeylerin değişmesi lazım. Ben de bunun için parlamentoda olacağım diyordu. Maalesef kısa bir vekillik oldu bu anlamda. 1 Kasım seçimlerinde parlamentoya giremedi Ali Kenanoğlu. Bunu söyleyelim. Yeni isimlerimizle devam edelim. Özcan Purço, özellikle seçtiğimiz bir isim. Evet, girebileceğini biliyorduk. İzmir'den 5. sıra kontenjan adayıydı Özcan Purço. Çok önemliydi. 92 yıllık mecliste ilk defa bir roman milletvekilini gördük. Hatta yemin törenine de 1,5 aylık uğurum dediği kızı müjdeyle birlikte gelmişti. Bizden birileri de burada olabilir, ben bunu göstermek istedim demişti. Neden bir kez daha listemizde? Çünkü Özcan Purço'nun CHP'den adaylığından sonra AK Parti, bakın, 5 farklı noktadan 5 roman aday göstermiş. Bir kısmı seçilebilecek yerlerde. Hatta Özcan Purço ile aynı bölge ve aynı sırada yarışan bir rakibi de var AK Parti'de. İyi bir şeye vesile olmuş olmasını dileyelim. Ve tabii ki bundan sonra atılacak adımları da, romanların hala bir sesi soluğu var mecliste. Bunu hatırlatalım.
3 kazanamayan isimle devam edeceğiz. Ama önemli olan bir şey var. Bu seçimde bir parça konuşuldu. Aday listesi nasıl hazırlanır? Demokrasinin gereği nedir? Uygulamada neler görürüz? Şimdi seçmen tercih eder ki bir lider işte liste bu, bu uygulanacak demesin. Ama seçmene de sorulsun kimler aday olacak. CHP 7 Haziran'da ön seçime gitti. Bunu başardı. Bu seçimde ne oldu? Ön seçime giden isimlerin listelerdeki sırası değişti. Bu da aslında pek çok isim için belirleyici oldu. Melda Onur öyle bir isim. Ön seçime girdiğinde 13. sıradaydı 7 Haziran'da. Zaten hali hazırda kazanamamıştı. Bu kez 11. sıradan aday gördük. Fakat sonuç değişmedi İstanbul 2. bölge için. Birçok sivil toplum örgütünün üyesi, hayvan hakları başta olmak üzere pek çok konuda sadece parlamentodaki konuşmalarında değil, sokakta eylemlerde de görüyorduk. Onun da bir ekolü tarzı vardı ama parlamentoda olmayacak. Bunu en söyleyeyim. Çok üzüldüğüm adaylardan biri benim. Yardıma ihtiyaç duyan, herkesin yanında olan bir insandı. Bu bir hayvan da olabilir. Bu bir yoksul da olabilir. Hayatını bu, kaybeden, hayatını kaybeden biri de gencecik biri de olabilir. Bu bir ne bileyim işçi de olabilir. Her yardıma ihtiyaç duyan insanın yanında yer alan bir isim Melda Onur. Geçen sefer de çok üzülmüştüm. Bu sefer de açıkçası parlamentoda olmaması bence üzücü bir durum. Bir başka kazanamayan Beran Çelik'ten bahsederken aslında AK Parti'nin Diyarbakır karnesini de biraz okuyacağız. 7 Haziran'da 10'a 1'di yani 10 vekil HDP'de 1 vekil AK Parti'deydi. Zannediyorum 9'a 2 olarak değişti o oran. Çok emin değilim ama öyle olması gerekiyor. Şimdi o sil baştan yenilenen listede bu kez 2011 yılında vekilliği alınan Hatip Dicle'nin yerine milletvekili olan Oya Eronat yok. Oya Eronat ismi aslında AK Parti'den bile dönem dönem eleştiri almış bir isimdi. Onun yerine avukat Beran Çelik'i görüyoruz ama 4. sıra adayıydı. Nihayetinde de seçilemedi. Bunu söyleyelim AK Parti Diyarbakır için. Bir başka isim, ben bağımsız adaylara çok önem veriyorum. Hakikaten seslerini duyursunlar ve parlamentoda da olsunlar istiyorum. Şimdi biz kazanan kaybeden listemizdeydi ama hatırlarsan Bursa'da bir bağımsız aday vardı. Boş meydanlara miting yapıyordu, söyleyeceğini söylüyordu. Biz onun hep boş mitinglerini konuştuk. Fakat şöyle bir şey demiş, kazanamayacağımı biliyorum. Yine de sesimi duyurmak istedim. Çünkü mal varlığının ciddi bir bölümünü engellilerle ilgili bir vakfa bağışlamış. Bu çok önemli. Keşke böyle bireysel olarak isimler parlamentoda birilerini temsil edebilse. Lütfullah Kayalar da aslında Türkiye'nin çok bilinen siyasetçilerinden, elbette ANAP'la yola çıktı. 1983'te Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı yaptı. CHP'den aday oldu, seçilemedi. Yozgat'tan bağımsız aday olduğunda şöyle bir iddiası vardı. Artık temelden, halktan gelen bir uyanışa şahit oluyoruz. Aynı zamanda bir tarih yazıyoruz. Yozgat'ta bir genel başkan da seçiliyor demişti ama sonuç onun için de öyle olmadı. Peki devam edelim. Yine Emin Çapa torpilli bir listeyle karşı karşıyayız. Ben bu ekonominin patronları, ekonomide söz sahibi isimleri hakikaten merak ediyorum. Uzun uzun da konuşulur bununla ilgili kulis bilgiler ama Mehmet Şimşek önemli bir isim. Şunu söyleyelim, AK Parti'de 2 tane 3 dönemlik grubu var. Biri 7 Haziran'da aday olamayanlar, bir de normalde 1 Kasım'da aday olamayacak isimlerdi ama AK Parti bir tüzük değişikliği yaptı, o isimler de aday oldu. İşte bu sayede aday oldu Mehmet Şimşek. Uzun yıllar ekonominin en önemli bürokratlarından oldu. 7 Haziran'da da aynı yerden seçilmişti. Önemli bir tespiti var. Ne dersin merak ediyorum. İstikrarı sağlayıp diyor. Tabii istikrar vurgusu önemli. Reform yapamazsak bırakın o 2023 hedeflerini, mevcut kazanımları bile koruyamayız diyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Türkiye'nin yeni bir reform dalgasına ihtiyacı var. Türkiye yeni bir reform dalgası yapmazsa Sayın Ali Babacan'ın deyişiyle kalitesiz büyümelerle devam edersek biz eğer 2008'den bu yana milli gelirimiz 10 bin dolardan 11 bin dolara gidemiyor bizim. Burada takılır kalırız. Bunu aşabilmemiz için bir reform dalgasına ihtiyacımız var. Bunu bekliyoruz parlamentodan. Peki biz tamamlıyoruz. Yönetmenimiz de der ki tamamlamadan önce 1 Kasım'da seçim boykotlarına dair karne nedir onu görelim. O haberimizi izleyeceğiz ama biz yine de ümit var bir son sözle bitirelim. Bir kere şunu hatırlatalım. Birazdan Güne Merhaba'da seçim özel yayını devam edecek. Deniz Bayramoğlu ve Semiha Şahin karşınızda olacaklar. Emin Çapa'da öyle zannediyorum birkaç saatlik molanın, hakikaten kısa bir molanın ardından yeniden bu sonuçları nasıl okumamız gerektiğini anlatıyor olacak. Ama biz
7 Kasım, daha doğrusu 8 Kasım sabahı söylediğimiz o son cümleden, son sözden farklı bir cümle kurmayalım. İyi bir güne ve ümitli, umutlu bir döneme başlıyor olduğumuzu dileyelim bir kez daha. Biz tamamlıyoruz. Seçim özel yayını CNN Türk'te devam edecek. Ben saat 10'da yeniden 10-11 arasında yeniden buradayım. Sizi de beklerim. Hakikaten kısa bir ara vereceğini söylemiştim. Hoşçakalın.